Hastaneye sevk ettiler. Oradan kaçtım Gizem. Canım. Gel. Polat. Aa. Cengiz. Çıktın mı? Sus, her şeyi biliyorum ben. Kafamda bütün parçaları birleştirdim. Ne parçaları be? Cengiz. Kes lan! Ay Zahide teyze ya, Allah senden razı olsun. Ay kurbanım. O deterjanla yıkamadığımız şeyleri giyince kaşıntım bayağı azaldı. Annem de linç tehlikesini görünce üstünü değiştirmeden kaçtı. Hala kaşınıyor duru. İnşallah. Ay Gizem mi ki acaba? Bir gidip sarılsam şuna ya. Hadi canım. Canım Gizem'im. Aa İlayda Hanım. Hoş geldiniz, buyurun. Ne işin var sizin evinizde? Neyin samimiyeti bu? Bir şey soracağım. O gün sizin kaşıntınız hangi bitkinin poleni yüzünden oldu? Polen? Ha yok şey... kaşıntı Şenir Hanım'ın deterjanı yüzünden oldu. Sakın kullanmayın onu. Ha, hangi deterjanmış o? Abla! Abla! Biz uyuz olmuşuz. Doktor öyle söyledi. Ne? Ama! O gün evsizlere sarıldık falan ya, oradan herhalde. Doktor salgın var dedi. Şey, biz özel bir şeye konuşuyorduk. Zaten misafir de var. Bizden mi bulaşacak sanıyorsunuz? Hayır, bunları telefonda hallederiz. Bir geçer misiniz şöyle? Burada tutmayalım sizi, iyi günler. Yine mi mesafe kondu bana, yine mi? 2-3 hafta kimse selam bile vermez. Evde ikimiz kötü kokan ilaçlar sürüp karşılıklı kaşınacağız. Paha biçilemez bir deneyim bizi bekliyor. Canki saçma, ne yapıyorsun? Ya, ne oluyor lan? Ay. Sus lan! Pislik! Ahlaksız! Ulan! Ay yatak odaları da çok. Hayırdır? Aa, patroncuğum hoş geldiniz. Esi karşılamaya gelecektik. Ne oluyor oğlum burada? Polat Bey ve eşi bizim siteden ev bakıyormuş. Tesadüfen tanıştık. Emlakçı satılık evin anahtarını bulamadı da. Biz de dedik gelin buyurun aynı plan bizim evi gezin dedik Polat Bey'le eşine. Biz seni gidip cezaevinden alıp gelecektik. Sen arkadaşınla burada karşılaşmışsın gibi olacaktı, sürpriz olacaktı ama... Sürpriz oldu gerçekten. beğendiniz mi? Hadi. Hadi biz çıkalım canım. Aa nereye ya, durun. Olur mu öyle şey? Bir çay içseydik ya. Ha? Alacak mısınız evi? Ha? Bir komşu olsak ne güzel olurdu Gizem ha? Lale. Sen beni dışarıda bekle. Ah be Polatcığım be. Ya neydi o ya? 48 saatlik anılar. Yani mapusta olunca 48 yıl gibi oluyor değil mi Polat ha? Ne anılar ya? Dile kolay be. Ha? Polat Bey, sizin beyninizde ne var? Kız tövbe bacım, tabanca mı o? Polat, niye bel çantasını kullanmıyorsun ya be? Ha? Cengiz Özpamuk. Evet. Hep aklımda olacaksın. Kafama yazdım bugünü. Seni asla unutmayacağım. Sen de beni unutma. Her gece kafanda kur beni. Ya askerlik gibi demek ki ise bazı arkadaşlıklar unutulmuyor işte.